Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. İnsanlar, vatandaşlar evlerde kendilerini izole ettiler. Koronavirüse karşı tedbirlerini üst seviyede tutuyorlar. Peki İstanbul sokaklarında durum nasıl? Muhabirimiz Dilek Doğan şu an İstiklal Caddesi'nde. Evet Dilek Doğan, seni dinleyelim. İzlenimlerin neler? Evet Seda, bilenler çok iyi bilir. İstiklal Caddesi İstanbul'un en işlek caddelerinden bir tanesi. Neredeyse burada, hatta çok güzel bir deyim var, İğne atsanız yere değmez deyimi de var. Ama şu anda o görüntülerden eser kalmış durumda değil. Çünkü insanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. İşleri olmadığı takdirde dışarı çıkmıyorlar. Şu an dışarıda olanların çoğu da gezme amaçlı değil, daha çok işi olanlar, gerçekten bu caddede işletmeleri olanlar dışarı çıkmış durumda. Gerçekten de o 14 gün kuralına 14 kurala uyuyorlar vatandaşlar. En işlek caddelerden birisi demiştik ama şu anda gördüğünüz üzere de zaten vatandaşların çoğu da evlerinden çıkmıyorlar. Hatta sosyal medya üzerinden evden çıkma gibi hashtaglere de destek veriyorlar. O paylaşımları da destekliyorlar ve zaten hareketleriyle de onları belli ediyorlar. Tabii hijyen koşullarına da uyuyorlar. Tüm yurtta olduğu gibi en üst seviyeye çıkarıldı demiştik. Gerçekten o hijyen kurallarına uyuyorlar. El yıkama alışkanlıkları olsun, metrolarda ya da toplu taşıma araçlarına da az binmeye çalışıyorlar. Hatta İstanbul'un trafiği de bu sayede azalmış durumda. %25'lere kadar düşmüş durumda. Hemen arkamda Taksim Meydanı'nı görüyorsunuz. Atatürk Anıtı var. O Atatürk Anıtı'nın önünde de günde yüzlerce kişi fotoğraf çektiriyordu ancak onlar da şu anda burada değiller. Çünkü dediğimiz gibi bütün önlemler en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Zaten uyarılar da geliyor sürekli. Hijyen koşulları demiştik, trafik yoğunluğundan bahsettik. Metrolara ve toplu taşımaya binmemeye çalışıyor vatandaşlar. Daha az kullanmaya çalışıyorlar. Kendilerini izole ediyorlar. Hem kendi sağlıkları açısından hem de diğer vatandaşların sağlıkları açısından. Çünkü biliyorsunuz yaşlarda görülme olasılığı daha fazla olduğu için onları da riske atmamaya çalışıyorlar. Onlar da evlerinden çıkmamaya çalışıyor. Evet, son durum böyle. Görmüş olduğunuz gibi burası İstanbul en işlek caddelerinden bir tanesi ama doluluk oranı gittikçe azalıyor. Bu da iyi işaret ediyor. Tabii Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar da bu yöndeydi. Sokağa zorunlu olmadıkça çıkmayalım, evden çıkmayalım. Bilim kurulu üyeleri de böyle söylüyor. Bilim kurulu üyelerinden de peş peşe uyarılar geliyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım uyarıları geliyor. İstiklal Caddesi'nde son durum böyleydi. Doluluk oranı da giderek azalıyor. Trafik yoğunluğu giderek azalıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Dilek Doğan İstiklal Caddesi'nden bize son durumu aktardı. Oldukça önemli bu manzara. Aslında sevindirici de bir manzara. Neden? Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve bakanlar tarafından vatandaşlara uygulanılması istenen tüm tedbirlerin aşama aşama uygulandığını görüyoruz aslında. Sosyal izolasyonun önemine altını çizerek dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı mümkün oldukça, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıyoruz bizler de buradan, çünkü sadece kendimiz değil diğer vatandaşlar da, büyüklerimiz de bu noktada önem teşkil ediyor. Taşıyıcıysak, biz gençsek, güçlüysek, bağışıklığımız güçlüyse bunu toparlayabiliriz, halledebiliriz ama yaşı büyük kronik hastalar bu noktada kritik aşamada önem arz ediyorlar. Lütfen olabildiğince evlerimizden çıkmayalım, sosyal izolasyona dikkat edelim. İstiklal Caddesi'nin şu anki olduğu durumda bu noktada bizi sevindiren bir tablo oluşturuyor aslında. Dilek Doğan'a teşekkür ediyoruz.